Siz kimsiniz? Biz ışığımızı Metehan'la yakanız. Alparslan'la, Selahattin Eyyubi'yle yakanız. Osman Bey'le yakanız. Fatih çağ açarken elindeki meşalede biz vardık. Işığımız sönmeye yüz tuttuğunda köhneleşen devletin kendisini yenilemesi için devreye girdik. 93 harbinden sonra dost düşman herkes anladı ki Osmanlı son günlerini yaşamakta. Bizim öncelikli çabamız Anadolu'yu, yani dünyanın kalbini korumak ve kendi sırrımızı saklamak için zaman kazanmaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı yapısıyla yola devam etmek imkansızlaşınca bizler Mustafa Kemal'i görevlendirdik. Onu Anadolu'ya yolladık ve direnişi başlattık. Anadolu kurtarıldı. Ama onun mührü olan İstanbul'u da düşmana bırakmamak için Musul ve Kerkük'ten vazgeçmiş göründük. Bu milletin hiç değilse bir süre nefes almasını sağlamak için hakkaniyet içermeyen, ötekiler yaratan sistemlere karşı durmadık. Onlara bizden size zarar gelmez, biz sizin gibi olmak istiyoruz mesajını verdik. Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyenler Mustafa Kemal'in ölümünü hızlandırdılar. Onun ölümünden sonra patlak veren İkinci Dünya Savaşı ve akabinde gelişen komünizm tehlikesi topraklarımızı bir kez daha tehdit etti. Bize iki seçenek sunuldu. Ya komünist olacaksınız ya da gladyocu. Biz ikisini de reddettik. Bunun bedelini de binlerce gencimizi ve yıllarımızı kaybederek ödedik. Ve ödemeye devam ediyoruz. Topraklarımızda türlü oyunlar oynanırken biz Ali Candanlar yetiştirecek bir iklimi sağlamaya çalıştık. Kıbrıs bizim için dönüm noktası oldu. Sonra Azerbaycan. Daha sonra Bosna. Çeçenistan. Fatih'ten Çin Seddi'ne, Kızıldeniz'den Sibirya'ya o kudretli günlerimize dönecek ruhu yetiştirmeye çalıştı. Peki bütün bunlar olurken katledilen onlarca değerli insan, yapılan darbeler, yaşanan krizler ve 24 yıldır bitmeyen terör. O zaman neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Bizler tanrı değiliz. Gücümüzü ve dünya şartlarını iyi biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. 93 harbini veya 1. Dünya Savaşı'nı kazanmak bizim elimizde değildi. Ama hiç değilse devlete 40 yıl huzur içinde nefes aldıran bizdik. Yıldırım Beyazıt'la Timur Leng'in savaşı hazindir. Belki biz Yıldırım'ı Timur'dan koruyamadık. Ama ondan sonra gelen kaos içindeki 11 yılda, başsız, padişahsız 11 yılda bir dünya imparatorluğunun temellerini attık. Peki yüzlerce, binlerce yılda bu kurduğunuz sistem nasıl deşifre olmadı? Sana ilk öğretildiği gibi iki kişinin bildiği sır değildir. Biz hep tek kişi olduk ve sırrımızı unutmadık. Bu sır açığa çıkmaya yüz tuttuğunda hep bir plan kurduk, oyun oynadık. Bugüne kadar başarılı olduk. Dünyanın bütün istihbarat servisleri en azından bir asırdır bizim varlığımızı biliyor. Ama henüz sırrımızı çözmeye yaklaşabilmiş değiller. Bizim tüm istihbaratların içinde adamlarımız var. Ancak içimize sızan olmadı. Sırrınız ne? Ben senin naibinim. Senin buraya gelmene kefil olanım. Sırrı sana sahibi anlatacaktır.